Yani o Cenab-ı Hakk'ın keremiyle, lütfuyla, rahmeti gani gani üzerimize insin de inşallah biz de bu vahiyi doğru anlayıp emrolunduğumuz gibi dost doğru yaşayalım. Çünkü Rabbim vaadi vardır. Rabbim Allah'tır deyip dost doğru yaşayanlar mahzun olmayacaktır diyor. Biz de bu özgüvenle Rabbimize güvenerek, daha doğrusu kendi özgüvenimiz değil de Rabbimizin vaadine güvenerek bu vahiyi anlamaya çalışıyoruz değil mi Beril'ciğim? Çünkü bu Beril de zaten bütün günahlardan beri olarak yaşamanın inşallah bilincine sahip olacak. Çünkü o da bizi dinleyen her zaman değerli kardeşlerimiz, annesiyle beraber. Evet, Allah'a şükürler olsun. Gene birlikteyiz. Selamın selametine ermek ve istikamet üzere dostum yarım. Yürümek, yaşamak için şefaat diliyoruz. Evet, amin. Rabbim her şefaat diliyoruz. Amin, amin. 58. ayette kalmıştık ama amin. Söyleyeyim 25. surenin 58. ayet-i kerimesi de kalmıştık. Amin. İnşallah mealleri okuyalım. Çalıştıklarımızı, derlediklerimizi, anladıklarımızı sizlerle paylaşacağız. Yani sizlerle beraber Allah'ı zikredeceğiz. İnşallah meali okuyalım. 57 okuyalım. 58 ona bağlantı kurabilelim. De ki ben buna karşı sizden bir ücret değil, ancak Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanızı istiyorum. İsteği buymuş. Başka hiçbir bizim isteğimiz bu. Aynen. Resulullah'ın ümmetiysek, Allah'ın kuluysak, Resul'ü kendimize rol model edineceğiz. Biz de ücret istiyoruz mu? Yani değerli bir iş yapmış olmak için ücretsiz yapmak önemli. Ücretsiz yapmak güven için önemli, ücretsiz yapmak iletişim için önemli. Çünkü ücret mutlaka kuşkuya götürür davette insanları. Öyle. Davette işte, evet davette. Ondan sonra bunun devamı olarak Rabbim kendisinin özelliğini söylüyor. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et, kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter. Evet. Şimdi ben ücretimi Rabbimden isterim dedi ya, hemen Rabbi ona bir karşılık verdi. Evet. Sen ölümsüz olandan iste. Bu çok önemli değil mi? Burada en önemli kriter bu. Ölümlü olandan neyi, ne zaman, nereye kadar isteyebilirsin? O senin ne kadar ihtiyacı, ne kadar karşılayabilir? Evet, ne kadar karşılayabilir, nereye kadar, ne zamana kadar karşılayabilir gibi soruların hepsi burada hemen akla geliyor. İşte Allah bu şeyle, ayetle ben ölümsüz olanım, ben sizin ihtiyaçlarınızı en iyi bilenim, sığınılması, güvenilmesi, dayanılması gereken en hakiki merci benim, makam benim. Diğerlerinin hepsi yaratılmış oldukları için yardımcı olsalar bile yeterli olmaz. Onlar sınırlı insanlar oldukları için yardımları da ancak sınırlı olur. Her şeyde olduğu gibi. Siz eğer daimi ve devamlı bir yardımcı istiyorsanız, destek istiyorsanız Allah'a dayanın. Çünkü Allah'ın güvenilmesi sadece dünyaya ait bir şey değil. Dünya ötesinde, esas gelecekte de ona güvenmenin getireceği ebedi saadeti de göz önünde tutmak gerekiyor. Yani sebepleri fark edeceğiz, farkına varacağız, sebeplere tevessül edeceğiz. Ama sebebi yaratanı unutmayacağız. Hı hı. Sebebe yönelmekten uzaklaştığımız zaman, sebepleri mutlak kendimize destek gördüğümüzde, Allah muhafaza buyursun, Rabbimizle bağlantımız bozulur. Bir atasözü var, hatırlatalım istersen. Hı. Parmağı değil, parmağın gösterdiği yere bakmak lazım. Evet. Parmağa bakarsanız, bakışınız, algınız, faydanız parmak kadar olur. Evet. Ama parmağın gösterdiği yere bakarsanız görülebilecek en derin şeyleri görürsünüz. Öyle işte. Sonra demin söylediğim ifadelerim vardı. O ifadeler hakikaten çok çok önemli. Üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi gerçekten insanlar da verebiliyor. İnsanlara bir destek olabiliyor. Dolayısıyla ama bu insanlar senden vefa bekler, minnet bekler. Vefalı olmak zaten ahlaktır, erdemdir. Minnet altında bırakır. Sizden böyle güzel cevap bulamayınca veya kendinin ruhunu okşayacak davranışlar göremeyince
başına kalkar. Ya başına kalkar. Dolayısıyla bu cümleleri toparlayarak değerli kardeşlerim, minnetsiz, başa kalkmadan, hazinesinden tükenmeyen, gani olan Allah'tan istemek lazım. O Allah'ı da şöyle tanımamız gerekiyor. O Allah Vehhab'dır. Hikmetle yapar. Evet. Yani ganidir, Vehhab'dır. Ama kendi katında bu öyledir. Ganidir, zengindir, Vehhab'dır. Hiç tükenmez yanındaki imkanlar. Ama bize lazım olduğu kadar verir. Biz de ona hikmet diyoruz. Ve çünkü karşılıksız verir. Evet. Hayır, karşılıksız verdiği bir şey yok. Hayır, i̇yi yaptığı zaman, iyi yaptığı zaman hakikaten manevi gıda ile ruhumuz şad oluyor, irşad oluyor, inşirah buluyor. Bu bir karşılık değil mi? Karşılıksızlığı yanlış söylüyorum. Yani hesapsız verir. Hesapsız verir. Vahhab ismi öyle zaten. Gani ismi de çok çok zengin. Hazinesinden hiçbir şey tükenmeyen anlamına geliyor. Değerli kardeşlerim, öyleyse bize ne düşer? Rabbimizi gereği gibi tanıyıp, değil mi? Yoluna kendini adayanlar ilmi metotlarla yürümeye çalışırlar. Şimdi Allah'ı böyle tanıdığımız zaman, hani gereği gibi tanıdı, tanımadı deniyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Böyle tanıdığımız zaman ister istemez zaten o bir mümindir. O müminliğin de Rabbinin de farkındadır. Ne yapacak? İlmi metotlarla yürümeye çalışacak. Öyle afaki falan değil. İlmi metotlarla yürümeye çalışır. İmtihan seyrinde başına gelenlerin, demin de biraz farklı bir şekilde ifade ettiğimiz gibi, mutlaka bir hikmeti var. Biz Allah'a böyle güvenip, böyle teveccüh etmek Allah, zorundayız. Allah hakkında şöyle bir çalışırken düşündüm. Allah isteyeni seviyor. Kendisinden istenmesini seviyor ama insanlar istenmesini çok sevmiyor. Evet, i̇nsanlar bir yerde artık ikinci sefer istediğinde rahatsızlık başlıyor ama Allah'a bakıyoruz, sürekli isteyin diyor. Benden isteyin diyor, yani bana gelin diyor. Bana yürüyerek gelirseniz size koşarım. Bana bir adım atarsanız size 10 adım gelirim. Bunun gibi sürekli bizi kendisine yönelten, kendisinin kuvvet ve kudretinin, cömertliğinin ve zenginliğinin farkında olmamızı sağlayan bir isteme şeyi sunuyor bize. Zengin olduğunu, servetinin tükenmeyeceğini, zaten her şeye varis olan o olduğunu bize hatırlatarak bu dünyadaki insanlara minnet etmememizi, boyun bükmememizi, yani bir dünyalık için kendimizi onların nezdinde küçük düşürmememizi bize ne yapıyor? Öğretiyor. Bu konuda kanaat sahibi olursak eğer bu şeyi, iradeyi, bu karakteri gösterebiliriz. Aç gözlü olursak da olmayacak durumlara düşülüyor. İnsanoğlu yani kendisine yakışmayan durumlara düşebiliyor. Aynen böyle Necmacığım. Evet. Ama Cenab-ı Hakk'ın da hani hikmetle bir imtihan şeyi soruları var ya, bu imtihan sorularında işte maddi manevi birçok nasıl diyeyim ihtiyaç içerisindeyiz. Hatta bunu böyle maddi anlamdan öte manevi anlamda bazen işte bazı şeyleri yapamayınca, üstesinden gelemeyince fakirliğin, muhtaçlığın ne kadar zor olduğunu anlıyorsun. Çünkü diyorsun ki sen maddeten aç olsan, işte bir şeylere ihtiyacın varsa bir merhamet sahibi getirir, kabına koyar. Ama akılla, tefekkürle, düşünerek, araştırarak, sorarak öğreneceğin şeylere yardımcı olan insanı bulmak çok zor. Dolayısıyla yani Allah'ın gani olması, kerem olması mutlaka öyle. Buna itiraz edilmez. Zaten koca kainatı, yaratmış varlıkların hani her canlı sudan yaratıldır diyor ya, her canlının ihtiyacını kendi fıtri şeylerine, gereklerine göre karşılayan gene Allah. Ama biz insanların fıtraten ihtiyacımızın da imtihanımızın da çok daha farklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ne olacak? Allah dünyada da bizi birbirimize muhtaç ederek imtihan ediyor. Onun için mümin olan bir insan hakikaten ihtiyaç sahibini biliyorsa, ister maddi ister manevi olsun, bütün imkanlarıyla karşılamak zorundadır. Bunları konuşurken biz bu fikre, bu bilince, bu zikir uyanıklığına sahip olmak zorundayız ki birbirimizin böyle ihtiyacı olan şeyleri gönülden karşılayalım. Şimdi gönülden her şeyi karşılamak güzel ama insanın maddi gelire de ihtiyacı var. Her insana, her an, demin de söyledin ya, böyle
ihtiyaç sahibiymiş gibi rahatsız etmek hakikaten insanları bıktırıyor. Bıktırıyor ve istenmez bir hale geliyor karşındaki. Dolayısıyla böyle olmamayı da öğrenmek zorundayız kardeşlerim. Çünkü biz hani belli yaşa geldik, biraz daha sosyal olduğumuz için Necla Hanım, ben öyle komşular, öyle insanlar tanıyorum ki hakikaten böyle kurtulmak için sadaka veresin geliyor. Neden? Evinde her şey var. Süpürgesini çıkarmasın diye tependen sirkeliyor. Ya gelip senin süpürgeni istiyor. Tamam mı? Perdesi daha güzel temiz yıkansın diye kendinin yok mu var mı? Var, biliyorum. Seninki daha temiz yıkıyor. Geliyor senden deterjan istiyor. Bulaşık makinesini istiyor. Yani istemediği bir şey kalmıyor. Hakikaten böyle her dakika rahatsız eden insanlara da yani baktığım zamanla hakikaten bütün komşular kapılarını biraz mesafe koydular. Hı hı. Şimdi güzel insan ama öyle bir yapılanma içerisinde ki isteme ihtiyacını bir türlü tatmin edemiyor. Necla'cığım bunları neden anlatırız değerli kardeşlerim? Hayatın karesinde hepimiz biliyoruz. Mesela fırını var, kullanmıyor. Aman ben onu indiremedim, seninkini ver diyor. Geri de pasayla alıp geliyor. Yani böylesine insanı düşünmeyen İslam kültüründen, ahlakından, nezaketinden uzak insanlarımız var. Biz bunlarla da imtihan oluyoruz kardeşlerim. Ama burada hiç kimseye müracaat etmeden kendi imkanlarımızla ayakta durmak, başkasının mümkün olduğu kadar rahatsız etmemek, mecbur kalmadıkça da istememek. Hatta bazen öyle çok kızıyorum ki geldiğinde, ya diyorum iki basamak in git bakkaldan al da gel. Bana iniyorsun da şuradaki bakkala gidemiyor musun? Akıl da vermek zorundayız biliyor musun? Neden? Çünkü sürekli şikayet dinliyorsun başkalarından. Yani yol yöntem, yolu göstermek. Demin de söyledik ya, ilmi metotlarla yürümeye çalışmak zorundayız. Ve anlarsa anlamazsa da bizim de bu gerçekleri söylemek zorundayız değerli kardeşlerim. İslam böylesi bir şey. Yani Allah'a tevekkül et diyor. Allah'a tevekkülde ne kadar çok bizim bilgilerimiz var. Siyer'de, Kur'an'daki usullerde. Tevekkül ne demek? Bir defa baştan Allah'a güvenmek. Onun takdir ettiği hükmün mutlaka gerçekleşeceğine inanmak. Takdir ettiğini, hükmün mutlaka gerçekleştiğine inanmak. Mutlaka yerine getirilmesi gerekenleri yerine getirmek hususunda da Resulullah'ın sünnetine tabi olmak. İşte bu çizgiyi iyi öğrenmek zorundayız. Ama okuyan kim ne? Düşünen kim? Peygamberden geldiği rivayet edilen bir güzel bir söz var. İnsanın kendi el emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Değil mi? Kendi emeği, kendi kazancı. Hiç kimseye yük olmadan, hiç kimseyi rahatsız etmeden kendi kazancını yemek, kendi elinin emeğiyle bir şeyler yapmaya çalışmak. İster işte olsun, ister evde olsun. Bunlar insanı değerli kılar. Yani insanı nasıl desem onurlu kılar. İnsanı kıymetli kılar başkasının nazarında. Sürekli isteyen birine saygın da çok kalmıyor. Değer de veremiyorsun. Bu şimdi senin anlattıkların Müslümanın ve şikayet ettiği şeyler değil. Müslümanın olmaması gereken bir durumdan şikayet ediyor. Düşüncesizliği, evet. Bilgisizliği, evet. Yoksa kötü bir insan değil. Değil, öyle değil işte. Onun için bunu biraz açmak lazım. Bir de bir şey daha vardı. Peygamber Efendimiz veya bir sahabe bir kamçısını düşürüyor atın üstünden. Evet. Vermek isteyen bir sahabeye engel oluyor. Kendisi inip alıyor. Ne biliyor musun? Evet. Bunlar belki uç örnekler ama bunlar bizi şey yapmak için. Yani gelişi güzellikten başkalarının yani gücün yetiyorsa, elini ayağını tutuyorsa kendi işini kendin yap. O andan inmek zorunda. Evet. İşte beni git sonra al demem gibi bir şey. Aynen. İşte buna o yol yöntem göstermenin şeyidir. Yani vücut diliyle olanıdır. Aynen. Dille değil ama beden diliyle ben kendi içimi kendim görmeliyim ki bir gün gerçekten ihtiyaç sahibi olursam birinizin eline bakmak durumunda kalırsam çok usandırmış. Kapıyı çalmaya yüzüm olsun. Doğru. Yani bunlar hep insanın aslında bildiği şeyler ama insan her zaman da bunları ne yapamıyor? Hayata geçiremiyor. İnsan zaaf sahibidir çünkü. İnsanın kusurları var, insanın zevkleri var. İnsanın hevası var yani. Bütün bunları... Doymaz talepleri aynen, var. Aynen. Bütün bunları terbiye etmeyi bize öğretiyor Kur'an ve Peygamber. İşte terbiye olmasa çevresini terbiye eder. İtici oluruz. Evet. Hani hem itici oluyorsun da
İşte bazı gençler var böyle, anneye babaya çok asidirler, derler ki el kapısı seni iyi terbiye eder. Şimdi bunlar değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, hayatta hepimizin hemen hemen dillendirdiği veya yaptığımız pozitif veya negatif davranışlar olabiliyor. Ama akleden, tefekkür eden insan Allah'a tevekkül eder. O tevekküle baktığımız zaman sebepler tek başına bir menfaat sayılabilir. Bak, sebepler tek başına bir menfaat sayılabilir, ne de bir zararı önleyebilir. Sana tek başına bir menfaati sağlayamaz. Bir zararı da önleyemez. Aksine sebep de sonuç da Şanı Yüce Allah'ın fiilidir. Tevekkül eden kişi ne vakit sebeplere kalbi meyledecek olursa artık o mütevekkellikten uzaklaşmış olur diyor. Burada da şu ayeti almışım Mecla'cığım. Böylece hani dedi ki ilmi haysiyetle yürür. Böylece sana vahyettiğimizi onlara tebliğ etmen için seni de kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir topluma Resul olarak gönderdik. Şimdi o Resul yok aramızda, vahiyle biz bu işi yükleniyoruz. Onlar herkese acıyın, Allah'ı inkar ediyorlar. Yani sen onlara acı. Çünkü onlar Allah'ı inkar ediyorlar. Cahiller. Allah'la alakaları kalmamış. De ki onlara, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız ona güvendim. Dönüşüm de onadır. Yani bütün bu paylaştığımız kelimeler bizim vahiy doğrultusunda bir bilince sahip olmamız gerekiyor. Ve bu bilinçle de kendimizi Rab ismine tecelli edip terbiye etmemiz gerekiyor. Çünkü Kur'an en büyük terbiye kılavuzudur. Hani şeyde de var ya, Kalem suresinde sanırım, biz seni güzel ahlakı tamamlayasın diye gönderdik diyor. Ahlakı yok muydu Resul'ün? Ama buradaki ahlakı tamamlamaktan maksat dinin ahlakını fark ettirmek. Ahlakı değerli hale getirmek belki. Onu vahiy ile getirmek. Evet, işte vahiy. Hayır, Allah'a bağlayacaksın ki ahlakının bir kıymeti olsun. Allah'ın rızasına uyduracaksın ki senin ahlakının bir kıymeti olsun. Allahsız ahlak son tahlilde boşa gidilmiş bir amel olacaktır çünkü. Aynen. Onun için müşriklerin ahlakının kıymeti olmadığını Kur'an bize söylüyor. Hem de çok güzel oluyor. Evet, davranışları olmasına rağmen. Onların iyilik adına yaptıkları her şey, bak iyilik adına yaptıkları her şey fırtınalı bir günde rüzgara kapılmış kül gibi olacak. Evet. Yani ne kadar iyi şeyler yaparsanız yapın, eğer içinde Allah rızası yoksa, Allah'a bağlamıyorsanız niyetinizi ve amellerinizin bağını, o teraziye girmeyecek. Teraziye girmeyecekten sonra da. Biz onları kaldırırız. Müşrikleri, münafıkları, kafirleri eleniyor. Allah elemiş, biz değil yani. Ama bizim bu söylediğimiz Allah'ı bilmene rağmen, Allah'ı bilmemize rağmen ama dinimizin cahili olunca ahlakımızı Allah'ın Rab terbiyesiyle terbiye etmeyi vahiyle bilmedikçe bu anlattığımız şikayetlerin ardı arkası gelmiyor. Onun için bu sözler kardeşlerim önce kendimize olmalı ve kendimizi düzelterek başkasına da zaten Resulullah gibi rol model oluruz. İşte bu kusursuz hatasız değiliz. Evet. Bu cümle rol model olmak. Ha, peygamber rol modeldi. Hı-hı. Ama peygamber neyle uyarıyordu, neyle öğüt veriyordu? Kur'an'la. Bak, kendi bildiğiyle değil, Kur'an'la. Kendi yaşantısı rol model olarak çok önemliydi. Hı-hı. Ama öğütleri neyle verecekti? Kur'an'la verecekti. İşte Kur'an ne diyor? Onlara bu Kur'an'la öğüt ver. Aynen. Sen onlarla cihadı bu Kur'an'la yap. Yani hem yumuşak öğüdü hem sert öğüdü sen her türlü bu Kur'an'la ver ki onların itirazı olmasın. Allah'tan gelene itiraz edilmez çünkü. Yani inandım diyenin şeyi budur. Ama peygamber kendiliğinden bir şey söylerse buna itiraz edilir, eden de olmuştur zaten yani tarihte. Onun için Rabbimiz peygambere sen çok güzel ahlak üzeresin, doğru, ama sen onları bu Kur'an'la uyar. Senin ahlakın onlara ancak rol model olur. Onları görsel bir terbiyeye ulaştırır. Ama zihinlerini sen neyle inşa et? Kur'an ayetleriyle inşa et. Aynen. Kalıcı olması için. Hı hı. Kalıcı olması için bak, peygamber
ne kadar güzel model olursa olsun, eğer Allah'a imanın yoksa peygamberin modelliğini bir müddet sonra terk edersin. Aynen. Menfaatlerine uymazsa, şartlar beslemezsen, geliştirmezsen, içselleştirmezsen bunu bir şekilde terk edersin. Aynen. Ama bunu Allah'ın rızasına, Allah'ın huzuruna çıkma kaygısıyla, düşüncesiyle, inancıyla yaparsan Allah hiçbir yerde hiçbir zaman kaybolmayacağına göre sen de böyle bir şey kazanırsın yani. Bir süreklilik. Değerli izleyiciler, karşımda gene Beril oturuyor. Hem de bizi idare ediyor maşallah. Küçücük bir kız daha anaokuluna gidiyor galiba. O kadar güzel dinliyor ki eminim bu dinlediklerini şuur altına yerleştirirse büyüdüğü zaman çok güzel Resulullah gibi rol model olacak diye dua ediyoruz İnşallah. Sana. İnşallah zamanın akışına kendini kaptırmaz. Böyle Allah'ın sevmediği insanlara benzememeye çalışır. Evet. Neyse dua ettik biraz da belirme. Evet. Evet, ey iman edenler her an, şimdi bu ayeti bağlayacağım Necdacığım. İman edenler dedik ya, müşrikleri, münkirleri, münafıkları koyduk bir kenara, kendimize geldik. Ey iman edenler her an denetiminde olduğunuz ve iman ile şereflendiğiniz Allah'a hamd edin, yüzünüzü ona dönün, onun rızasının hilafında olacak şeylerden sakının, fanilere bel bağlamayın. Allah kimin neyi hangi amaçla yaptığını bilendir, ondan hiçbir şey gizli kalmaz. Hani diyor ya, günahlardan hakkıyla haberdardır. Şimdi orada da şu ayet okuyacağım Mevlacığım. Enam suresi 20. Bunları hep biliyoruz ama kardeşlerim, biraz daha benliğimizi Allah'la bilinçli bir şekilde inşa etmek için bir benzer ayetini de okuyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim de bir ayeti verdiği zaman mutlaka ona eş anlamlı farklı bir anlatımla gene bir ayetle uyarır. Kur'an'la iştikal eden insanları, ama Kur'an'ı anlamadan okuyan insanlara bir şey yok. Açık ve gizli bütün günahları terk ediniz. Bakın ne kadar güzel tesir ediyor değil mi ya? Bir açığı var, bir gizlisi var. Hepsini terk ediniz. Günah işleyenler yaptıkları günahın karşılığını göreceklerdir. Kaçıncı ay? Enam 120. Bak Enam 20'yi bir okuyabilir miyim? Sözlerine çok uygun bir ayet vermek. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, peygamberi kendi oğullarını tanır gibi tanırlar, bilirler. Kendilerine yazık edenler var ya, işte onlar iman etmeyenlerdir. Bak peygamberi tanıyorlar, ahlakını biliyorlar. Allah'ı biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Allah'ı da biliyorlar ve peygamberin de çok güzel bir örnek olduğunu, yüce bir ahlak üzere olduğunu biliyorlar. Ama ondan nasiplenmemişler. Nasiplenmemişler ki Allah'ın kendilerine indirdiğini hemen inkar edip peygambere de iftiracı, yalancı, i̇şte, düzenbaz demeye başladılar. Bak bu inkar edenler zaten toplumun nabzını tutan, meleler deniyor ya, elebaşlar deniyor ya, gücü elinde tutanlar. Onlar yapınca, hatta cahilse ya onlardan korkarak sinerler, içlerinde Resul'e karşı bir sempati, inanma duygusu, güdüsü olduğu halde bu erk sahiplerinden, çekindiklerinden, korktuklarından açığa vuramazlar kendilerini. Ve bu imtihan sürecinde Allah böyle bir şekilde insanlar imtihan ediliyor. Ve bir gün o darda kalan insan genişliğe erdiğinde hakikaten iman ediyorsa muazzam bir iç donanımına sahiptir. Ama o an zulüm altında, yokluk anında perişan ve karşıdaki erk sahiplerine de kızdığından Resul'ü takdir ediyorsa, bu bolluğa eriştikten sonra yeniden darlığa döndüğünde yeniden o insanlar irtidat ediyor. Yani eski kötü hallerine dönüyorlar. İşte bütün bunları anlatırken kardeşlerim, özellikle ve özellikle ben Müslümanım diyen insanların vahiy ile tüm benliğini ne yapması? Islah etmesi gerekiyor. Biz inşa diyoruz da, inşa kelimesi, bina yapmıyoruz. Kendimizi, irademizi bilememiz gerekiyor. Rıza ile. Ne ihtiyacım? İşte burada da bu ayetlerden onların imanları uçurum kenarındakinin imanına benzer. Bir iyilik gördüklerinde memnun olurlar. Bir zarar gördüklerinde hemen ne yaparlar? İmanlarından geri dönerler. Benim bana bir çay verir misin bir tane? Açık bir çay. Lütfen benim getir.
nasıl olurdun ya? Gel kalkma. Devam et. Ya ben devam edeyim. Meali okuyayım mı Necla sen gelince kadar? Evet değerli kardeşlerim, zaten bu 58. ayet-i kerimede yeteri kadar inşallah düşündük, düşüncelerimizi paylaştık. Eksiklerimiz varsa tamamlayacaksınız, yanlışlarınız varsa düzelteceksiniz. Dolayısıyla inşallah el ele, gönül gönüle beraber istikamet üzere yolumuza yürüyeceğiz. 59. ayet-i kerimeye geldik. Yani bu kadar açıklamalardan sonra yine Allah kendi gücünü, kudretini idarede tekliğini bize anlatmak istiyor. Mealen o gökleri ve yeri, aralarında olan her şeyi 6 günde yaratan, sonra arşı, emri arş üzerinde hükümran olandır. Bakın yaratan, emri arş üzerinde hükümran olandır. Rahmandır. Bakın neden hükümran olan arkasından Rahman kelimesi geldi? Özellikle orijinalinde de Rahman geçiyor Necla'cığım. Rahmandır. Rahmeti umumidir. Hani bizde Esma-i Hüsna'da Er-Rahman, Er-Rahim diyoruz ya. Burada sadece Rahman ismini ele aldı. Neden? Çünkü yaratıcısı, kendi her şeyi yaratan, kendi yarattıklarının üzerinde hükümran olan odur. Ve bu hükümranlığını da rahmetiyle, ama Rahman ismiyle tecelli edip idare edendir. Ve ihtiyaçlarını karşılar. Umumidir diyor ya, rahmeti umumidir. Bunu onun sıfatlarından haberdar olana sor diyor. Bakın haberdar olana. Kim haberdar bundan? Elbette ki gene haberdar olan mutlak Allah'tır. Mutlak Allah'ın haberinden haberdar olmak ise onun vahyinden haberdar olmaktır. Değil mi? İşte diyoruz ya, bütün mülk Allah'ındır. Ve o mülkü yaratan, her şeyi var eden Allah da insanların ihtiyaçlarını karşılayıp rahat bir hayat sürmeleri için var etmiştir. Yoksa biz olmasak şu gökyüzüne binlerce yaratıklar var. Yani hani sudan yaratılmış varlıklar var. Onlar da Rahman ismiyle Allah'ın bütün nimetlerinden istifade ediyorlar. Kendi kanunları, kendi Allah'ın yüklemiş olduğu şeyle, kodlanma diyoruz ya onunla. Ama insana gelince bütün bu her şeyin ama hem insanın yararına, göz zevkine, damak zevkine ve ruh haline hitap eden Rahman'ın işte eserleriyle dolu. Evet, eserleriyle dolu. Bütün bunları da bizlerin hakikaten onu bilmemiz, ona şükretmemiz ve onun Rahman isminin içerisinde hayatımızı idame ettirdiğimizi unutmamalıyız. Şimdi ondan sonraki ayetle birlikte istersen anlamaya çalışırsak. Evet. Rahman olan, Rahman esması geçince onlar da derler ki Rahman da neymiş? Rahman da kimmiş? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz hiç? Derler. Bu emir onların nefretini artırır. Aslında burada birkaç tane menfi düşünce var. Evet. Şimdi müşrik oldukları için, Allah'la beraber mutlaka ortaklar koştukları için Rahman olan Allah'ı kabul etmeleri mümkün olmaz. Çünkü Rahman'ı kabul edenin bütün şirk unsurlarından kurtulması gerekiyor. Şarttır yani. Çünkü Rahman olan Allah kainatta kendi iradesi dışında hiçbir şeyin tecelli etmeyeceğini kabul etmek demektir. Allah'ın Rahmanlığını kabul etmek. Aynen. Şimdi ama müşrikler sürekli her türlü işlerinde, her türlü olayda, doğa olayında olsun, işte diğer şans, talih, kader, kısmet gibi, verim gibi, rızk gibi şeyleri hep değişik değişik ilahlardan bildikleri için ve bunlara havale ettikleri için Rahman Allah'ı kabul etmek onların dininin yıkılması manasına gelir zaten. Hayır, Rahim ismini kabul etmiyorlar. Hayır, Rahman'ı kabul etmiyorlar. Bak Rahman da neymiş dediler. Rahim'i kabul ediyorlar çünkü başta ayetten evet, şey, 60. ayet 90'dan sonra 60. ayet Rahman da neymiş derler. Şimdi bu Rahman'ı şiirlerinde kullanıyorlardı. Ben tefsir çalışırken müşriklerin şairlerinin şiirlerinde Rahman'ı kullandıklarını biliyoruz. Demek aslında Rahman'ı tanıyorlar. Fakat burada hem peygambere kör bir muhalefet yapmak hem de şirklerinden
vazgeçmemek için Rahman'ı inkar ediyorlar, reddediyorlar. Evet. Hatta alay ediyorlar Rahman'la. Kasıtlı, bilinçli yapılan bir şey. Rahman için, da neymiş yani? İşte onun için istihza ediyor. Çok azabiyle tehdit ediyorlar. Şimdi onun için bu Rahman'ı inkar etmelerinin temel mantığı her şeyi Allah'a bağlamak istemiyorlar. Her şeyi ortak koştuklarından elde ettiklerinin inancını sürdürmek istiyorlar bir. Bugüne taşırsak, bugün Rahman olan Allah'tan bahsettiğinde insanların kimyası bozuluyor. Niye? Çünkü her şeyi kendilerini yaptığına inanmışlar. Allah'a inancı olmayanlar veya zayıf olanlar diyelim. Her türlü teknolojiyi, bilimi, gelişmeyi, bu kadar vuku bulan devasa olayların hepsini Allahsız, yani Allah'ı terk eden ancak bunları başarabilir gibi bir şey veriyor. Ben orada bir paragraf açayım. Evet. Şimdi felsefe dersi vardır okullarda. Ve çok da cazip sunumları var. Ve bu felsefe dersine girenler şu savunmayla felsefenin öteki inkara götüren tarafını göremiyorlar. İşte felsefe bir şeyin derinlemesine araştırılması, açığa çıkarılması. Şimdi bu felsefeciler de tabii okuduğum kadarıyla bakın cümlelerimize dikkat edelim ki bir şeyi hepten reddetmek değil, hakkı batıla karıştıranları reddetmeyi bilmek zorundayız. Dolayısıyla metafizik şeylerle, bilimsel araştırmalarla o kadar çok uğraşıyorlar ki birçok şeyi de keşfedebiliyorlar. Ama son noktada şu kara delik mi ne diyorlar, oralara geldikleri zaman aciz kalıyorlar. Ve bu acizliklerini görmekten öte, hani biz bu kadar bilimsel keşifler yaptık, işte derinlemesini araştırdık, inkara düşüyorlar. Ama Allah'lı ilim edildiği zaman bu insanlar orada Allah'ın gücünü, kudretini son noktaya kadar keşfedemeyeceğini, Allah'ı göremeyeceğini, her şeyi bilemeyeceğini sen de ifade ettin ya. Dolayısıyla işte böyle hakla batılı karıştıran bilimsel araştırma, İşte deneysel araştırmalar, metafizik olayları keşfet, çıkmak çok güzel. Bu zaten bilimin bizden istediği bir şey. Zaten dünyayı daha rahat, daha temiz, daha kullanılır hale getirmek için keşfetmek lazım değil mi ya? Öğrenmek lazım. Ama işte Allahsız bir bilime girdikleri zaman inkara başlıyorlar. Problem değil, inkarla sonuçlanıyor çoğunluğundan. Yani ya bu çağda inkara gidiyor. Problem orada çünkü aynen. Demin dedik ya, Allah'la olan bağını kopardığında hiçbir iyiliğin, hiçbir güzelliğin, hiçbir bilginin bir anlamı olmaz. Aynen. Şimdi Peygamberimizden gelen bir haber, Allah'ın bana eşyanın hikmetini göster diyor. Hı-hı. Bu işte eşyanın derinlemesine, bilinmesinin duasıdır. Şimdi eşyayı da, fikri de, düşünceyi de derinlemesine incelemek, araştırmak, bunun olabildiğince kemaline ulaşma çabası güzeldir. Ama işte dediğim gibi bu her inceledikçe, bilgi her çoğaldıkça eğer sizi Allah'ın kudretine karşı hayran bırakmıyorsa, sizi çağırmıyorsa, şükrettirmiyorsa, sizin Allah karşısında ne kadar aciz olduğunuzu size hatırlatmıyorsa, burada kibre kapılırsınız. Doğal aynen. olan sonuç budur zaten. Aynen. Burada Rahman da neymiş demelerinin sebebi kibirli olmaları zaten. Biz her şeyi zaten yapabiliyoruz. Aynen. Bizim her şeye gücümüz, kudretimiz yetiyor. Allah da neymiş? Yani öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Zaten gibi. Bugünkü gibi. Aynen. Zaten evet. Gelecek ayetlerde onların batıl olduğunu, müminlerin ise batıldan hiç çıkacak onu söylüyor. Oraya gitmeyelim de. Şimdi gerçekten Allah'ı devreye sokmadan, Allahsız yapılan her çalışma insanı küfre götürür. Küfürden öte daha kafa yiyenler de intihara kadar teşebbüs edebiliyorlar. Onlara diyeceğimiz bir şey yok. Biz ne yapacağız? Dolayısıyla bizler... intihara götüren sebeplerin başında... Şimdi Allah diyor ki Allah'ın kelimelerini bitiremezsiniz. Denizler, mürekkep, ağaçlar, kalem olsa, bir o kadar da daha olsa bitiremezsiniz. Bu şu demektir. İlmi tecrübeyi, ilmi derinliği ne kadar yaparsanız yapın... Hep daha bir damladasınız. Ne diyor? Biz size ilimden verdiğimiz bir damla. Yani insanoğlu ne kadar uğraşırsa uğraşsın, o bir damlayı geçemez. Çünkü Allah'ın ilmi bu kadar büyük. İnsanın ilmi Allah'ınkinin yanında
Denizde damla gibi. O zaman şöyle diyelim Necdacığım. İlim Allah'ın bilgisi, bildirdiğidir. Ve bu da vahiy de önümüzdedir. Biz o hazine yapılanmamızı ne kadar vahiyle, samimi gayretlerimizle buluşturursak ilmin sonu gelmez dersin ama açılır önüne. Bilimin sonu gelmez. Bilimin sonu gelmez. Onu söylemeye çalıştım. Evet, bilimin, yani insanların bilimsel çalışmaları bitmeyecek. Dünya durdukça, onlar da araştırdıkça Allah herkesin çalışmasının karşılığını onun için yaratacaktır. Bu Allah'ın kanunu. Yani bu iş açılacak bir şey değil. İnsanoğlu çalıştığı kadar her şeyi bulabilir. Ama gene de Allah'ın sınırına giremez. Bu aklı sana kim verdi? Şaşma. Evet. Bu aklı sende olmasaydı ne yapacaktın? Şimdi bu çok geçmişe dayalı bir şey ama iman etmedikten sonra istersen dünyayı fethet. Şu Edison ceryanı buldu. Onun arkasından çalışmalar. Bakın daha ne kadar güzel imkanlarla aydınlanıyor dünya. Hatta top sahalarına flaş şeyler takıyorlar. Sanki dersin ki gündüz. Evet. Hakikaten bazen böyle çok uzaklarda birçok aydınlık bölge görüyorum. Yanına yaklaşınca oranın stadyum olduğunu görüyorum. Niye? Çünkü oynayanlar iyi gol atsınlar. Peki bu kadar bize dünyayı aydınlatan Allah'ın rızasına ben nasıl yaklaşırım, nasıl gol atarım diye düşüncesinden uzak bir insan meşin topun arkasından sürüklenip gidiyorlar. Ve tüm bunlardan oynamayalım, eğlenmeyelim, yanlış anlaşılmasın, çok detaylara inmeyelim. Bizim burada anlayacağımız şey Allah'ın vahyini referans alarak her şeye bakmak ve dolayısıyla Cenab-ı Hak diyor ya sitetül eyyami yani altı evrede yarattı. Altı devir, altı evre üzerine var edip sonra kainat üzerinde hükümranlığını kurdu. Burada da şunu anlıyoruz yani hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın hani kün fekün diyoruz ya o ol emriyle anında olmuyor. Yani böyle çok nasıl diyeyim böyle biraz argo değil amiyane bir tabirle hokus pokus ol dedim oldu değil. Bakın her şey bir evrede yaratılıyor. Yaratan kim? Allah'tır. Dolayısıyla bu yaratmadan sonra hükümranlığını kurdu. Yani Allah'ın yaratması bir sürece bağlı. Bu da Allah'ın evet, kanunu. Onu demek istiyorum. Evet. O deyince onu vermesi, o diye bir şeye irade etmiştir. Artık o olacaktır. Onun olmasını kimse ne yapamaz? Engelleyemez. Ama bu anında böyle saniyelik bir şey değil. Sen daha güzel ifade ettin. Saniyelik işler de vardır ama bunlar bizim irademizi aşan şeyler. Saniyelik yaratılanlar üzerindeydi. Evet, mesela bizim benim hayatıma son verilecekse saniyeler sürmez. Hiç sen bilmez öyle geldiğini. Çünkü Allah'ın ol emriyle düşündüğümüz kadarıyla hiçbir yaratılmış ol demekle olmuyor. Bir bebek bile ol demekle olmuyor. Ne kadar belli evrelerden sonra geçiyor. Hazreti Adem'in oluşu da ne kadar belli evrelerden sonra ana elementler bir araya getirilerek oluşturuluyor. Ve orada temsilen insanın varoluşu, insanın imtihana çekilişi yani birçok şeyler anlatıyor. Biz bütün bunlardan anlıyoruz ki Rahman'a geleceğiz gene. Sınırsız rahmet, bağış ve ihsan sahibidir. Demin de dedin ya denizden mürekkep ağaçlar kalem gibi o kadar da olsa. Evet. İzahda aklın aciz kaldığı kainatı var edip idare eden Rahman'dır işte. Her şeyi var eden, idare eden Rahman'dır. İdare eden. Yöneten. Evet. Burası çok önemli. Yöneten. Evet. Çünkü o müşrik yöneteni kabul etmiyor. Çünkü var etmeyi kabul ediyor. Evet. Allah razı olsun. Bu durumu bilen ise Allah'tır. Hani dedik ya, bütün bunları kim biliyor? Allah biliyor. Peki bildiren kim? Gene Allah'tır. Dolayısıyla biz o Allah'ı da, dini de, Rahman'ı da, Rahim'i de A'dan Z'ye kadar Allah'ın bize öğrettiklerini Allah'ın kitabından öğrenmek zorundayız. Bunun için de Necla'cığım şu artık hatim indirmekten, ölüleri okumaktan, yok cuma günü, cuma akşamı, dileklerden, ne bileyim yani sıkıntılardan kurtulmak için değil, Kur'an'la şifa bulmak için okumalıyız. Çünkü Kur'an bunu söyler der ki, Kur'an zalimlerin ziyanını daha da diyelim cahillerin ziyanını müminlere ise imanını artırır. Yani bu kadar önemli Cenab-ı Hakk'ın dosturları var. Yani biz burada da ez cümle olarak
Tevhidi anla, tevhidi anla. Evet. O tevhid bir olan Allah'tır. O tevhid bir olan Allah'ın dinini Resulleri aracıyla gönderendir. Ve onların bize rol modellik yaptığına yürek verdiren de gene o Allah'tır. İman edenlerse, eğer müminliğe terf etmişlerse Allah'a tevhid üzere iman edecek. Evet, gayet günümüze geldiğinde bana bir şeyler çağrıştırıyor. Ayet istersen okuyayım tekrar istersen. Onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman Rahman da neymiş derler. Senin bize emrettiğine secde edecek değiliz derler ve bu onların kaçışını artırır, küfrünü artırır. Şimdi buradan bugün mesela birilerine diyoruz ki bu ayettir. Yani bu Allah'ın ayetidir. Bunun üzerinden hareket etmek lazım. Yani Kur'an'la yaşamak lazım. Kur'an'ın öğretisine gelin dediğimizde yani yüzleri sinirden, öfkeden Allah bullak oluyor. Siz peygamberi inkar ediyorsunuz gibi bir saldırı. Evet. Halbuki ne alaka? Biz ayete çağırıyoruz. Ayetleri peygamber bize anlatmıştır zaten. Peygamber olmasa biz ayetleri nereden öğrenecektik? Aynen. Yani peygamberi inkar, ayeti inkardır zaten. Peygamberi inkar ediyorsan ayet inkar, ayet inkar gene peygamberi inkar. Allah desen ne olacak? Yani onun için ayeti inkar etmek hem Allah hem peygamberi inkar etmektir zaten. Hı-hı. Ama peygamberi ayeti hesaba almayanlar, ayeti hafife alanlar ve peygamberi yücelttiklerini zannedenler aslında peygamberi inkar etmiş oluyorlar. Hayır. Üstünü örtüyorlar. Tabii ki. Yani peygamberin görevini ortadan kaldırmış oluyor. Aynen. Yani peygamberden almakla yükümlü olmadıkları şeylere sarılıp, hı-hı, peygamberden almakla %100 mecbur oldukları şeylerden kaçınmanın yolunu bu şekilde oluşturmuş oluyorlar. Şimdi burada kendilerini tatmin ediyorlar. Neden buna geldi? Peygamber'e diyorlar ki senin secde etmeye çağırdığına hiç secde eder miyiz? Etmeyiz. Yani Kur'an'la çağırdığına biz itaat eder miyiz? Evet. Yani ayetten peygamberin ayetle Rahman'a, hı-hı, secdeye çağırdığını inkar ediyor. Hem ayeti inkar etmiş oluyor, hem, aynen, peygamberi inkar etmiş oluyor. Dolayısıyla da Allah'ın Rahmanlığını inkar etmiş oluyor. Bak. Şimdi Necla'cığım 60. ayeti de işledik böylece beraber. Hı-hı. İşte hani şeyde diyor ya, 59'da 6 evrede yaratan. Hı hı. Şimdi bu 6 evreyi herkes çok idrak edemez. Hani dedik ya, araştırmacılar, bilim adamları yapar. Bunu anlamaktan uzak kalanlara Cenab-ı Hak gene aynı manaya gelen farklı bir misal veriyor. Hı hı. Ne diyor? Sizin Rabbiniz, bakın sizin diyor, benim demiyor, senin demiyor, sizin. Yani düşünen her insanın Rabbi, gökleri ve yeri 6 evrede yaratan. Gene orada ona temas ediyor. Sonra bütün bunları egemenliği altına alan, bakın iki mealde çok farklı izahlar var. Bizler diyoruz ki hemen hemen Kur'an hep aynı şeyleri söylüyor. Hayır. Bak burada egemenliği altına alan Allah'tır diyor. Burada da hükümranlığı olan odur diyor. Yani arşın üzerinde sonra hükümran olur diyor. Hükümran ayrı, egemenlik altına almak ayrı. Hükmederse, bu beşer de hükmediyor. Ama sen hiçbir insanı her şeyle egemenliği altına alamazsın ama Allah alır bunu. Kelimeler üzerinde konuşuyor. İnşallah doğrudur konuştuklarımız. O geceyi gündüze, şimdi dedik ya bu 6 evreyi anlamayan insanları biraz daha anlayacağı misali veriyor. O geceyi gündüze örtü kılar, gece gündüzü sürekli bir şekilde izler. Ne kadar güzel bir seyrettiğimiz ve asla inkar edemeyeceğimiz bir gerçeğe dikkatlerimizi çekiyor. Şimdi günler kısalıyor, uzanıyor. Geceler uzun oluyor, gündüzler kısalıyor. Bunlar hep pisliği içerisinde inkar edemeyeceğimiz gerçekler. Geceyi gündüze örtü kılar, gece gündüzü sürekli bir şekilde izler. Güneşi, ayı ve yıldızları kendi buyruğuna boyun eğmiş bir halde yaratan da odur. Bakın yeniden güneşe, aya, yıldızlara da değindi. Biz bunlara hükmedemiyoruz ama hükmeden kimdir? Allah'tır. Egemenliği altına alan kimdir? Allah'tır. Yani ona kanunu veren, onun sorumluluğu yükleyen ve onların da buna asla itiraz etmeden sorumluluklarını yerine getiren. Çünkü onlar kodlanmış varlıklardır. İşte buradan yola çıkarak Necla'cığım, bizler de
bütün bunları seyreden Allah'ın büyüklüğünü, rahmanlığını ve hükümranlığını görerek ona tevhid üzere itaat etmek zorundayız. İşte bütün Kur'an-ı Kerim o rahmanı tevhid üzere anlatmaktadır. Evet, kendi ne dedik? Güneşi, ayı ve yıldızları kendi burcuna boyun eğmiş bir halde yaratan da odur. İyi biliniz ki, iyi biliniz ki işte burayı kafaya yazacağız. Yaratma ve buyurma yalnız ona özgüdür. Alemlerin Rabbi olan Allah her şeyden yücedir. Burada Rab da geldi tabii ki. Şimdi değerli kardeşlerim demek ki... İstersen o evreden de alt evreyi biraz şey yapalım. Çok zor bir şey değil. Bugün bilim insanları bunları... Ama işte hepimiz yapmış anlamaya yani. Dedi ki onları... Şöyle, şimdi o senin ol deyince onu verir şeyi var ya, ona bir disiplin koyuyor Rabbim burada. Altı evre derken o ol emrinin disiplinini ve kurallarını söylüyor. Evet. Şimdi zaman zaman Kur'an'da rastlıyoruz. Yeryüzü tamamen suyla kaplıydı. Evet. Şimdi biz suyu yarattığını, sudan canlıları yarattığını, canlılardan başka canlıların yarattığını ve nihayet insana kadar bu sürecin geldiğini. İşte bu kainatın, dünyanın değil, kainatın bu değişik evrelerini, süreç içindeki bunların bugün bilimsel olarak milyar yıllar tuttuğunu bize anlatıyor yani bilim adamları. Bu süreci söylüyor. Yani ol demekle olmamış aslında. Ol emrini altı evrede tamamlamış. İşte benim şu anda hatırladığım su, canlıların, hayvanlar ve insanların yaratılma süreci. Yani bunların menşeilerinin insana dönüştürülme ya hayvana dönüştürülme sürecindeki gelişim. Koyduğu kurallara bu alt evre diyor. Tabii tamamını bilemiyoruz ama bilim çalıştıkça bunların da şeylerini, detaylarını açacağız. Olmaz. O zaman şöyle düşünelim. Biz Rahman bizi kendine davet eder. Ve biz de Rahman'ın kendi ihtiyaçlarımızı dile getirerek davet ederiz. Ve ona dua ederiz. Dua deniyor ya, peki ben şimdi dua eder etmez hemen Allah ol mu diyecek? Hayır. Ol dediği de olur. Ama o bizi bizden daha iyi bildiği için o duamızın karşılığını ya verir ya vermez. Ya bir süreçte tecelli eder. Sen acele etme. Hemen ol deyince, isteyince olacak diye bir şey yok. Yani bunu böyle bir alternatif fikir olarak dile getirdim Necla'cığım. Gerçekten gene biz bu 59 ve 60. ayetten anlıyoruz ki kafirler başkalarının inançlarına tahammül edemezler. Edemezler. Onlara inanç özgürlüğünü kabul ettirmek mümkün değildir. Yani kendini Cenab-ı Hak bak inanmak için ne misaller veriyor? Resulullah kendini paralıyor. Yani inkar edemeyeceği delillerle onları uyarıyor. Resulullah söylemese de biz deminden beri anlattıklarımızın içerisinde değil miyiz? İnkar edebiliyoruz mu? İsterler ki herkes kendi inançlarına göre hareket etsin. Bunun için güçlerinin yettiği her şeyi yaparlar. Biz burada kafiri de biraz tanımak zorundayız. Rahman da neymiş derken işte onlar istiyorlar ki senin de çok güzel açıklamalarından yola çıkarak Rahman kendilerine müdahale etmesin. Kendileri her şeyi zaten yapıyor, beceriyor. Bakın dünyanın üzerinde hükümran olmuşlar. Bugün o batıl dediğimiz hakkı inkar eden ama Allah'ı paralarının üzerine yazacak kadar yazı yazan milletler bugün dünyanın üzerinde boza biçiliyorlar. Dünyayı kana boğmuşlar. Niye? Çünkü Rahman onlara müdahale etmesin ki istedikleri gibi dünyadan parsayı alsınlar ve hiç kimse karşılarında güç gösterisinde bulunmasınlar. Yani böylesine bir Rahman da neymiş diyen insanların tanımını çok iyi anlamamız gerekiyor ki eğer biz Rahman'a kulsak ona gerektiği gibi şükredelim ve gerektiği gibi o Rahman'ın kitabından kendini tanıyalım, teslim olalım, tevekkül edelim ve sorumluluklarımızı bilip yerine getirelim. Çünkü o her şeyi insan için yaratmış ama insanı yaşamını en elverişli, en güzel şekilde imar edebilecek olan da müminlerdir. Çok tanıdık bir inanç değil mi bu müşrik inanç? Biraz bugüne taşırsak ne diyorlar? Rahman'ı inkar ediyorlar. Şimdi Rahman'ın en temel özelliği neydi? Yönetmek. Yarattıklarını
yönetmek. Şimdi yaratıcı Allah'ı kabul ediyorlar mı? Ediyorlar. Her şeyi yarattığını kabul ediyorlar. Aynen. Varlığını da kabul ediyorlar. Ama yöneticiliğini kabul etmiyorlar. Oldu, iyi, yaratmış, bizim hizmetimize sunmuş ama bundan sonra bir şeye karışmasın. Bundan evet. sonrasını biz hallederiz. Yani i̇şte yönetme işi... Bak yönetmişi evet. kabul etmiyorlar. Kur'an'da temsilen onların halini bize anlatıyor değil mi? Çok yerlerde okuyoruz. Kur'an okumayan bunu bilmez de biz bildiğimiz için paylaşıyoruz. Yönetmeyi... Yerleri, gökleri yaratan kimdir diyecekler. Allah'tır. Yani, Allah. Evet. Yani Allahsız hiçbir kimse yok. Ateistler bile Allahsız yaşayamazlar. Hatta sürekli bu espriyi tekrarlıyoruz. Çünkü bugün ateistlik, deistlik çok revaçta gibi gündem yapılıyor. Ateistli biriyle röportaj yapıyorlar. İnanması için birçok deliller sunuyorlar. O diyor ki vallahi billahi Allah'a inanmam. Yani Allah'ı anmadan reddedemiyor. Allah'a şükür ki Allah'a inanmıyorum. Allah'a şükür ateistim diyor. Onu da yani şey, şimdi bu işte bugüne taşırsak, şimdi Allah inkar eden var mı? Hı-hı. Yok. Allah'ın yaratıcılığını inkar eden var mı? Yok. Hı-hı. Ama Allah'ın yöneticiliğini yani emir ve yasaklarını kaç kişi kabul ediyor? Demek ki Allah'ın yöneticiliği bugün hiç kimsenin hayatında yok. Genel aynen. olarak. Aynen. Genel olarak yok. Varlığı ve yaratıcılığı var. Kitabı ama yöneticiliği var. Yok. Kitabı evet. var, okunulur. Yani Allah'ın Rahman esması bugün insanların hayatında tezahürü yazık ki yok. Rabbis evet, de yazık ki yok. Yani Rahman ismi bir nevi var diyelim. Ben işte Allah'a inanıyorum diyenlerin üzerinde bir Rahman isminin tecellisi var. Ama Rab isminin tecellisi yok desek herhalde daha anlamlı olacak. Çünkü Rab terbiye eden. Yani o vahiy ile kullarına gideceği yolu adım adım gösteren, eğiten, talim ettiren bir rahim. Senin o genel ifadenden ben böyle anladım. Yani Allahsız hiçbir insan yok. Anlattık zaten. Ama Rahman'ı kabul eden de çok. Ama Rab ismiyle yola çıkan çok az mecracım. Çünkü onun terbiyesinden uzak bir toplum. Şöyle bir anket yapsak değerli kardeşlerim, insanlara sorsak. İşte birkaç soru sorun. Rab ne demektir? Ciddi bir cevap alınamıyor. Ha, belki o anın vermiş olduğu heyecanla da dile getiremeyebilinir. Ama dikkat edersek o Rabbin eğitiminden geçmediği için sosyal hayata baktığımızda ankete gerek yok. İnsanların hali, davranışı değil mi? Görüntüleri Rahman'ın terbiyesinden tamamen uzakta. Ve bugün medyada anlatılan çirkinlikler, iğrençlikler ve fıtrata aykırı her hal ve oluş işte Rahman isminden uzak kalıştan başka bir şey değildir. O Rahman, Rahim, yok Rab ismiyle terbiye olsalardı bu kadar dejenere olamazdı bu toplum. Anketi söylemiştim de yanlış ifade ettim. İşte sen hangi dine mensupsun dediğin zaman tamam mı? Teveranlar koparıyorlar. Sen görünüşüme ne bakıyorsun? Elhamdülillah benim imanım sonsuzdur. Diyerek böyle öfkeyle cevap veren insanlarla az mı karşılaşıyoruz? Reportaj yapanların da bazen hasbelkader karşılaştığımızda görüyoruz. İşte Rab isminden uzak kalan bir toplum hakikaten embesil denilecek, aklın gerisinde, vahyin gerisinde kalan insan yurtlarıdır. Yoksa bir insan bile bile günah işler mi? Hem Rahman'ı kabul edeceksin, hem Rabbim diyeceksin, hem onun terbiyesinden uzak kalacaksın. Bundan daha embesil bir akıl olur mu ya? Olmaması lazım ama vahyi idrak etmediği için, vahyi de çıkarına, derdine, isteğine alet ederek okuduğu için işte böyle bir toplum meydana geldi. Rahman yöneticiydi. Yönetimi Allah'tan alırsan terbiyeyi de Allah'a veremez. Yani yöneten kimse terbiyeyi de o yapacaktır. Evet. Onun için yöneticiliği çok önemli Allah. Bu evlat benimse onu ben terbiye edeceğim. Bir öğretmene çocuğunu verdiysen onu ben eğiteceğim. Rahmansız terbiye mi olur? Rabsız terbiye mi olur? Ama bugün hakikaten eğitimin istisnaları kaideyi bozmaz. Rabsız annelerin, ebeveylerin, Rabsız eğitmenlerin elinde yetiştiği için bu toplum bu kadar bozuldu. Eğitimin temeli bozuldu. Rahman yok ki eğitimin temelinde. Roma'dan alınmış, şuradan alınmış, buradan alınmış.
karma yapılmış, içine biraz da iyilikler sokuşturulmuş insanları terbiye ederler. Yani onlardan aldıklarını da tam uygulayamamışlar. Yani onların bakarsak insani, yani dünyevi işlerde değerli davranışlar var. Ama bizim ülkemizde onlar da yok. Niye yok? Bizim ülkemizde fıtrattan uzak bir Rahman'ın kulları oldukları için. Onlar çok dürüst. Biz bile söylemiyoruz mu? Onlar daha dürüstler, daha kaliteli ürünler yapıyorlar. Bizde yok öyle bir şey. Bakın bizler bile onların reklamını yapar hale gelmişiz. Ama onlar benim kanımı sömürüyor. Bütün yer altı, yer üstü zenginliklerin üzerine oturmuşlar. Değil mi ya? Hatta şu pandemi döneminde ekonominin tamamen dibini vurdular ve bütün ekonomiyi kendilerine akıtıyorlar. Niye dolar pahalanıyor? Niye altın pahalanıyor? Niye piyasa gittikçe girdap içerisinde bocalıyor? Yetmiyor. Yetmiyor. İnsanların o kadar çok ihtiyaçları artırıldı ki eskisi gibi tevekkül, yorganına göre ayağını uzatmak. Çünkü hayatın bütün cazibesi önümüze sunulmuş. O benim kanımı emiyor. Ondan sonra da bana kaliteli mal yapıyor. Bunu görmediğimiz için de onların reklamını kendi dilimizde yapıyoruz. Ne söyleyeceğim? Müslümanlar kendilerini Allah'la avutuyorlar. Çok güzel. Evet, Allah'la avutuyorlar. Evet. Yani Allah'a güvenerek ne olursa olsun biz Müslümanız. Hani Yahudiler öyle diyor diye biz seçkin insanlarız. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Bugün Müslümanlar aynı tavrı sergiliyor. Kendilerini Allah'la avutuyorlar. Aynen öyle. Yani işte bu tür insanlar Allah'a kadar dili uzatabiliyor. Yani ben Müslümanım diyen cahiller de dilini uzatıyor. Ben bizzat karşılaşıyorum ve bana diyor anlatma dini. Anlatma ki bul başkasını anlat diyor. Ya Kur'an okumayan yok. Ama afakanlar basıyor ve Allah'ı adaletsizlikle suçluyor. Ben buna bizzat böyle karşılıklı dinleyerek şahit oldum kardeşlerim. Ama hangi dine mensupsun diyemeyecek kadar da fevri hareketleri var. Yani insanlar demek ki Rahman'ı, Rabbi tanımayınca ona dil uzatacak kadar şiretleşebiliyorlar. Ve bu şiretliğin edepsizleri kendilerini dipsiz kuyulara düşürecek. Düşmedi mi? Dipsiz kuyulara düşürecek. Ve onlara verilecek cevap, o benim Rabbimdir diyeceğiz. Bizim onlara vereceğimiz cevap, o benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Hasbinallah, beni vermekil, beni ver Mevlam, beni ver Nasir. Diyelim galiba zamanımız da doldu değerli kardeşlerim. İnşallah doğruları sizinle paylaşmışızdır. Eksiksiz, hatasız hiçbir şey olamaz. Mealler bile hatadan masum değil diyoruz. Ama o hazine aklı, hazine donanımızı selim olarak anlayıp yaşayayım diye kullandığımızda yaptığımız hataların da telafisi tövbeyle mümkün olacak. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Biz Allah'a emanetiz bir tane. Allah'a çok şükür.